Her zaman söylüyoruz, vatandaşın gerçek sorunu ekonomi. Bir tweet'i daha okuyayım. Atilla isimli bir hesap. Ekonomi Bakanı geçen yıl istihdamla ilgili geniş kapsamlı bir paket hazırlığı yapıldığını söyledi. Toplam 2,5 milyon kişiye istihdam sözü verdi. Bırakın iş bulmayı, işsizler ordusuna 4 milyon kişi daha eklendi. Önemsiz mi diye soruyor izleyicimiz. 10 Ekim 2015'te 103 kişinin yaşamını yitirdiği, yargılamanın hala devam ettiği, firari sanıklara ulaşılamadığı Ankara Gar katliamı 5. yılında anıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da karanfil bırakarak katıldığı anma etkinliği öncesinde polis pandemi gerekçesiyle gara yürümek isteyen kalabalığa izin vermedi. Çok sayıda gözaltı yaşandı. Ya vurma, vurma. 10 Ekim Ankara Garı katliamını anma gününde ortaya çıktı bu görüntüler. Polis Ulus Metro istasyonundan gara yürümek isteyen gruba izin vermedi. Ardından gelen sert müdahale kalabalığın tepkisine yol açtı. Vurma çocuklara! Vurma çocuklara! 5 yıl önce yaşanmıştı kanlı terör eylemi. Terör örgütü IŞİD üyesi oldukları belirlenen iki canlı bomba miting için toplanan kalabalığın arasına dalmış, üzerlerindeki bomba düzeneğini patlatarak 103 kişiyi katletmişti. Terör saldırısında 400 kişi de yaralanmıştı. Katliamın üzerinden 5 yıl geçti. Her yıl olduğu gibi yaşamını yitirenler için anma töreni vardı. Polis Ankara Garı'na çıkan yolları kapattı. Pandemi gerekçesiyle yürüyüşe de izin vermedi. 50 değil 150 kişi gelse, karanfil bıraksa ne olur? Pandemi konusunda 500 kişi mi gelecek? CHP'li vekillerle polis arasındaki pazarlık sonuçsuz kaldı. Bu sırada Ulus Metro durağı önünde toplanan kalabalık katliamda yaşamını yitiren 103 kişinin ismini tek tek okuyarak saygı duruşunda bulundu. Sonrasında gara yürümek isteyen kalabalığı anonslarla uyaran polisten sert müdahale geldi. Eylemcilerden 11 kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da anma için sabah saatlerinde Ankara Garı'ndaydı. Hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu.